Herkese merhaba arkadaşlar. Efeler Mahallesi'ndeyiz. Köşe konumda çok güzel bir villanın tanıtımını yapmaya geldim. 3 artı 1 ayrı mutfak. Biraz eksik var. Eksikten kastım da güzel bir temizliğe ihtiyacı var. O da yarın yapılacak arkadaşlar. Aslında pazartesi videosunu çekecektik ama pazar günü sokağa çıkma yasağı var. Cumartesi günü bizim işlerimiz var. Bu yüzden dedik ki bugün çekelim. Temizlendiğinde tekrar gelip çekimini yaparız. Burası normal girişimiz. Ev çok güzel. Köşe konumda. 230 metrekare arsa içerisinde tamamen müstakil denilebilir arkadaşlar. Girdiğimizde sağlı ve sollu geniş bahçemiz var. Sola döndüğümüzde de güzel bir araç park yerimiz var. İstenirse buranın üstünü kapattırabiliyoruz. Burada da yine bir yeşil alanımız var. Peyzaj çalışması, villanın gerçekten dış görünümü çok çok güzel yapıldı arkadaşlar. İçerisi de zaten o şekilde kaliteli, güzel bir villa oldu. Hatta burayı yapan esnaf arkadaşlarımız ilk inşaatları çok özenerek yaptılar. Gerçekten çok özenerek yaptılar. Herkesten fikir aldılar. Herkese sordular. Buraya ne yapalım, şuraya ne yapalım diye. Gerçekten çok güzel bir inşaat ortaya çıkarttılar arkadaşlar. Çevredeki inşaatlara bakarak rahatlıkla bir 4-5 gömlek üstü diyebilirim. Burada güzel bir alanımız var. İstenirse burayı depo olarak da kullanabiliriz. Gayet şık. Güzel bir arka bahçe. Peyzajı çok iyi olmuş. Şu an çevrede yapılan villaların tamamından daha kaliteli, daha güzel bir inşaat olmuş. Daha güzel bir villa olmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada da bir bahçe alanımız var. Ve giriş kapısının sağına döndüğümüzde, bahçe kapısının sağına döndüğümüzde de çok geniş bir alanımız mevcut. İstenirse buraya havuz yapılabilir. Bu artık sizin tercihiniz. Havuz yapılabilir. Havuz yapılmasını istiyorsanız da müteahhit firmadan yardım alınabilir arkadaşlar bu konu için. Daha uygun fiyatlara yaptıracaklarına eminim. Gördüğünüz gibi çok geniş bir bahçe alanımız var. Duvar istenirse biraz daha yükseltilebilir. Ya da işte dediğim gibi güzel bir havuz yapabilirsiniz. 30 metrekare büyüklüğünde çok güzel bir havuz sığacaktır arkadaşlar buraya. Şöyle genel görünümü de bir gösterirsen Hakan. Çok güzel duruyor. Bu dış cephesindeki taş işçiliği, renkleri harika oldu. Güvenlik kamera sistemi takılı girişini özellikle bayıldım arkadaşlar. Gerçekten çok güzel yapmışlar. İçeride dediğim gibi temizlik yapılmadığı için biraz kirli tozlu gözüküyor ama çok da gözü yoracak bir görüntü yok. Öyle bir genel bakalım. Ardından temizlik yapıldıktan sonra tamamen bittikten sonra gelip tekrardan çekimini yaparız. Giriş ayrı bir hava katmış. Gerçekten bunlar çok hoş olmuş. Tabii boyanacak bunlar, böyle kalmayacak. Ayrı bir hava katmış. Çok da güzel olmuş. Ana giriş kapımız salona açılıyor. Ancak şöyle bir artı puanı var arkadaşlar. Buraya fonksiyonel bir kitaplık koyabilirsiniz. Girişi salonla ayırabilirsiniz. Zaten buraya koridor yapmayı düşündüler. Sonradan vazgeçtiler daraltmasın diye. Çok da güzel olmuş. Buraya güzel bir kitaplıkla tamamen burayı koridor haline getirebilirsiniz. Girdiğimizde sağ tarafta salon kısmımız, sol tarafımızda ayrı mutfağımız, karşımızda da banyo, lavabomuz var. Sadece lavabomuz var. Güzel, geniş bir salonumuz var arkadaşlar. Şu detaylar çok hoşuma gidiyor. Daha önce bunu söylemiştim. Hatta dün çekimde de söylemiştim bir villada. Çok zor bir şey değil. Ancak çok güzel, çok kaliteli duruyor arkadaşlar. Yukarıda da zaten buna bakacağız. Komple ön tarafımız cam yapılmış. Köşede dahil. Bu da evin gün boyu güneş almasını, güneş ışığından yararlanmasını sağlıyor arkadaşlar. Aydınlatması harika. Ev gerçekten mükemmel bir ev. Ben hiçbir evi bu kadar övmedim biliyorsunuz. Ama güzel bir ev yapmışlar.
Sorarak yaptılar arkadaşlar. Şimdi kendi zevklerine uygun yapmadılar. Genelde müteahhitler burada renkleri kendi zevklerine ya da işte kullanılan malzemeleri kendi zevklerine göre seçiyorlar. Ama bu arkadaşlarımız işte dış cephe yapılacak, örnek vereyim, 5 kişiye sordu. İç cephe yapılacak 5 kişiye sordu, örnek veriyorum. Ya da işte elektrik tesisatı, elektrik sistemleri yapılacak, bunları da sorarak yaptılar. Tabii ki herkesten bir akıl alınca ortak bir akılda buluşup böyle güzel bir villa çıkabiliyor. Bence bütün müteahhitlerin kendi zevklerinin dışında çevresindeki fikirlere de açık olması gerekiyor. Sağ tarafımızda da ayrı mutfağımız var. Gördüğünüz gibi çok geniş bir mutfak arkadaşlar. Panjur'un şu an kumandasını bulamadık, o yüzden açamadık ama dediğim gibi bir temizlik yapılacak. Dolaplar mat beyaz. Zaten granit, gördüğünüz gibi çok lüks bir mutfak olmuş. Aydınlatması gerçekten çok güzel olmuş. Çok şık olmuş. Gözü yoracak bir renk yok. Birbirine karışmış ışık yok. Gün ışığı ve amber ışığı kullanılmış arkadaşlar. O da çok şık göstermiş. Merdiven altı lavabo olarak yapılmış. Zaten bu dedimin genelinde bu şekilde. Ama iç tarafa da böyle bayağı bir ilerliyor. O tarafa da mesela şey konulabilirdi, duş da konulabilirdi buraya. İstenirse duş da yapılabilir. Ama arkadaşlar böyle depo alanı olarak kullanmışlar. Dediğim gibi duş da yapılabilir. Merdiven çıkmakta zorlanan insanlar olursa duş da yapılabilir arkadaşlar buraya. Şu da çok güzel olmuş. Gerçekten güzel olmuş. Şimdi düşünülmüş. Bu çok büyük bir şey değil arkadaşlar. Bu çok basit bir şey aslında. Ama genel olarak zaten ya kim alırsa alsın evi, sonuçta yaşlı bir birey oluyor. Evin babası oluyor, annesi oluyor, anneannesi oluyor. Çıkarken zorlanıyor üst kata ya da en üst kata. Bu çok iyi düşünülmüş. Gerçekten çok ince bir detay olmuş. Orta katta arkadaşlar iki tane odamız, bir ortak kullanım banyo, lavabomuz var. Bu da çok şık olmamış mı? Buraya tam böyle Atatürk posteri. Bir tarafına Atatürk resmi, diğer tarafa da aile resmi. Mükemmel olacaktır bence. Görüyorsunuz, çok güzel duruyor. Gerçekten çok güzel olmuş. Merdivenden çıktığımızda küçük bir koridorumuz var. L şeklinde sol tarafımızda bir odamız var arkadaşlar. Bu odada gayet geniş, kullanışlı, şık bir oda. Otomatik panjurlu olduğunu söyledik. Ses ve ısı yalıtımlı doğal gaz tesisatımız hazır. Kapılar mat beyaz, kulplar siyah. Yine kapı kulpları. Burada yatak başlığı çok şık bir şekilde düşünülmüş. Ayrıca bir yatak başlığı almanıza gerek kalmayabilir arkadaşlar. Burada fotoğraflar konulabilir. Artık onu siz düşüneceksiniz ama çok da güzel olmuş. Gerçekten şık olmuş. Ufak spotlar da gün ışığı. Siz görmüyorsunuz bunu ama beyaz gibi gözüküyordur büyük ihtimal telefonda. Ama gün ışığı çok tatlı bir renk. Onun yanında da ortak kullanım bir banyo lavabomuz var. Duşakabin boydan boya tercih edilmiş. Çok şık, güzel olmuş. İyi düşünülmüş. Ve onun yanında da arkadaşlar ebeveyn banyolu güzel bir odamız var. Güzel, gerçekten güzel bir odamız var. Burası çok geniş bir oda, yatak odası. Odaya girdiğimizde burada gördüğünüz şey güvenlik kamera kayıt cihazı. Bunu zaten buraya bir dolap yaparak kullanılabilir. Arkadaşlar da herhalde dolap yaptıracaktır onu, böyle bırakmazlar. Odaya girdiğimizde hemen sağ tarafımızda çok geniş bir banyo lavabo var. Ortak kullanım banyo lavabo kadar geniş arkadaşlar. Genelde ebeveyn banyoları biraz daha küçük oluyor. Ama bu gayet geniş, şık bir banyo lavabo tercih edilmiş. Köşe konumda olmasının büyük avantajları var. Ön tarafta aracınızı dışarıya park edebileceğiniz bir alanınız var. Artı içeride bir alanınız var. Köşe konumlar genelde metrekare bazında daha yüksek oluyor. Burada da güzel bir balkon var. Cam yapılmış. Filmi cam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi köşe konumdayız. Karşımızda yerleşim yerleri mevcut. Karşı tarafta yeni yapılan yerler var. Yapılacak olan yerler var. Burada çokça proje göreceksiniz. Ama hiçbiri sizi rahatsız edemez. Çünkü sizin etrafınız dolu şu anda.
rahatlıkla oturabileceğiniz, tatilinizi yapabileceğiniz, isterseniz havuz yaptırabileceğiniz bir villa sahibi olacaksınız. Bak burada farklı spotlar kullanılmış. Aralarda ve aşağıda farklı spotlar kullanılmış. Atlamadan söyleyeyim, merdivenlerde gördüğünüz gibi gün ışığı arkadaşlar. Mavi renk kullanılmamış. Sadece başlarda mavi ışık kullanılır. Normalde bunlar gün ışığı olmak zorunda demeyelim ama olması gerekiyor. En üst katta da bir ortak kullanım banyo lavabomuz ve bir de odamız mevcut arkadaşlar. Merdivenden çıktığımızda yine tatlı bir koridorumuz var. Koridorun hemen sağ tarafında yukarıya çıkış merdivenlerinin yanında banyo lavabomuz, onun yanında terasa çıkışımız ve banyo lavabonun karşısında da güzel bir odamız mevcut. Güzel olmuş orası değil mi? O dolap falan çok şık duruyor. Bu arada siz Hakan'ın sesini duymuyorsunuz. Mikrofon bende olduğu için arkadaşlar. Hakan konuşunca, Hakan'a bir şey sorunca kendi kendime konuşmuş gibi oluyorum. Ama o da arada sırada konuşuyor. Güzel, geniş bir oda. Çok şık bir oda. Buraya spotlar konulmuş. Ama bunlar mesela renk değişebiliyor. Mavi var. Mavi var. Bunda var bak. Ama şu led çok hoşuma gidiyor. Yani bu renk akşam... Mesela ben sevmiyorum ama Hakan çok seviyor. Öyle söyleyeyim. Zevke dayalı bir şey arkadaşlar. İsteyebilirsiniz ya da istemeyebilirsiniz. Ben mesela sevmiyorum. Mavi ışık, kırmızı ışık sevmiyorum. Bizi takip edenlerin çoğu da sevmiyor zaten. Bunu da daha önce sormuştum. Ama seven insanlar da var. Yine de buraya sadece en üst kata bırakmışlar. Ve burada yukarıya terasa çıkış kapımız var. Yukarıya çıktık. Orada da çıkış kapımız var. Teras için burada da var. Ancak burayı kullanırsanız daha rahat olacaktır. Çünkü orada oda olarak kullandığınızda oradan geçemeyeceksiniz. Şimdi buranın camı gelecek arkadaşlar. Bu özel üretim bir cam olduğu için böyle hemen gelip takılmıyor. Buranın camı gelecek. İsterseniz siz komple cam balkonla kapatıp tamamen izole bir teras tercih edebilirsiniz. Çok geniş bir teras. Gerçekten çok geniş bir teras. Yani ben de hatta uca kadar gideyim. Oradan bakalım. Ya buraya kadar... Büyük bir teras. Oraya istenirse mutfak dolabı konulabilir. Artı bir mutfak dolabı. Hakan arkana dikkat et. Düşme. Aslında yani biz sadece gösteriyoruz arkadaşlar. Evi gördünüz. Benim çok hoşuma giden evlerden bir tanesi. Yapılırken de yanlarındaydım. Yapılırken de gerek bize danıştılar, gerek başkalarına danıştılar, gerekse zaten kendileri de yıllardır bu işlerin içinden geliyorlar. Perdeciler arkadaşlar bu arada. Burayı yapan insan esnaf. Benim de sürekli çalıştığım perde temin ettiğimiz esnaf bir abimiz. Gerçekten çok güzel yaptı. Hakkıyla yaptı. Çok da güzel oldu. Her şeyi sorarak yaptı. Artık dedim ya az önce de ortak bir akılda birleşince böyle güzel işçilikler çıkabiliyor. Yoksa adam gitmiş pembe renge boyamış. Geçenlerde bir ev gördük. Turkuaz rengi. Turkuaz renginin orada ne işi var? Yan taraf beyaz, öbür taraf siyah. Ortada turkuaz gibi bir renk çıkmış. Yani bunu en azından yanındakine, sağındakine, solundakine sorarak, fikir alarak yapılsa böyle güzel bir işçilik çıkıyor. Sadece bir temizliğimiz eksik arkadaşlar. Temizlikten sonra gelip tekrar çekimini yapacağız. O zaman Instagram ve TikTok için de çekim yapacağız. Bence güzel bir ev. 3+1 ayrı mutfak. Köşe konumda sahibini bekliyor. Kanalımıza destek olmak için beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz sevinirim. Alıcısına hayırlı olsun.